sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Video başlangıcındaki o uçak var ya o uçak. O uçak var ya hani. Neyse. Canı sıkılıyor, sahayı sedye ile terk ediyor. Sonra tekrar koşarak sahaya geliyor. Canı sıkılıyor, rakip defa yani defansa gelip rakip forvetin ayarlarıyla oynuyor. Canı sıkılıyor. Yürüye yürüye adam geçiyor. Canı sıkılıyor boş kaleye atamayıp. Yedi ceddine sövdürüp. Bir dakika sonra dolu kaleye atıyor. Ya Valencia enteresan bir çar. Yani Valencia'nın <laughs> çözülmesi imkansız bir olay. Şimdi Fenerbahçe adına biraz da teknik, taktik konuşalım diye bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada videonun başındaki uçak var ya o uçak. Mesela İsmail yüksek, Arda güler, Emre mor. Üçünün ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Türk olmaları hocam. Aferin size. Hemen at kaptınız. Bu arada videonun başındaki uçak var ya. Şimdi üçünün de özelliği skor üretebilmeleri. Yani İsmail'de, de, Arda da, Emre mor skor üretebilecek isimler. Şimdi İsmail varken Arao ön liberoluk yaptı. Deplasmandayız diye yaptı. Evimizdeki maçlarda mesela düşündüğümüz zaman mantıksal bir düşünceye girdiğimiz zaman evimizdeki maçlarda oynamasına gerek var mı? Bence yok. i̇kisi hani biri varken biri oynamasına gerek var mı? Yok ama onun yanına kimi koyacaksın? Mesela İsmail Zayt oynatsan sanki daha golcü bir hüviyete bürünüyorsun. Şimdi bunu konuşalım. Bu hepimizin fikri. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Hani Bazen diyorsunuz ki hocam o teknik direktörün işine karışma diyorsun kestirip atıyorsun. Tamam karışmayalım da fikrimizi beyan ettiğimiz bir yayın ya. video çekiyorum. Yani İsmail Zayis orta sahası ideal mi? Sizce orta sahamızın ideal ikilisi kim? Şimdi farkındaysanız Alanya maçında ikinci yarı benzer kurguya dönünce oyunumuz düzeldi. Bak İsmail Zayis kurgusunda ol pozisyon bulduk. Ha tabii ki de seviye maçlarında yorgunluğu oldu Arda Güler'in. İsmail'in. Hani bundan dolayı bir sıkıntı vardı ama İsmail maşallah 90 dakika çatır çatır kütür kütür oynadı. Ha Arda Güler şapkadan tavşan çıkarma becerisine sahip. Bakın hakemlerin art niyetleri malum. Bunun süreceği de malum. Yani Fenerbahçe'ye puan kaybettirmeye e, çalışan bir hakem vardı ve hazır kıta bekleyen Fenerbahçeli olduğunu iddia eden hesaplar vardı. Saldıracaklardı kazanınca o Fenersen hakemi de yenersin falan filan. Ya bir maç. işte bir maç. Bir şut. Bir şut. Kaderi değiştirir dedim. Emre Mor'un o şutu ile baştaki uçak var ya uçak. Bu sezon ilk golü attığı 8 maçın hiçbirini kaybetmemiş Alanya Spor. 9. maçta kaybettiler. Ve 8 maçtan 7 galibiyet bir beraberlik çıkartmışlar. İlk gol attıkları maçta. 9. maçta ilk gol attıkları maçta yenilmiştir. İlk yarı sadece 4 şut atan takım diyor. İkinci yarı 10 şuta çıktı diye belirtiyor. Alanya Fenerbahçe cezalarına ikinci yarı sadece 4 kez gelebildi. Hakemlere gelince her hafta rüzgarın yönüne göre eğilecekler diyor. Doktor Gürkan Kubilay. Şimdi Jesus'un oyuncu tercihlerine birçoğumuz kızıyoruz. Doğru. Ama Derbideki o hezimetten sonra Galatasaray'a yenilgiden sonra 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik ki o beraberlikte doğranarak yani takımın başında hoca olmasa bir teknik direktör olmasa dağılırdık. Biz bunca yıldır bak Ali Koç dönemindeki 4 yıldır 5 yıldır hep bunu yaşadık işte. En kritik bir işi çektiler biz dağıldık. Çektiler dağıldık niye? Toparlayacak teknik direktör yoktu. Ya şimdi Jesus'un penceresinden bir düşünelim mi arkadaşlar? Jesus'un penceresi. Egepen, Dikonik. <laughs> şimdi Jesus'un penceresinden bir düşünün. Kendinizi Jesus'un yerine koyun. Yok hocam o Hristiyan ben koymam. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ya saçmalamayın. Jesus'un yerine bir koyun. Son bir haftada 4 futbolcunuz sakatlanıyor. 5-6 falan oldu şimdi bu maçla birlikte. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor diyorsun. Linç yiyorsun. Hem oynadığın maçta saha başı sahada senin kazanmanı engelleyen masa başı oyunlarıyla karşılaşıyorsun İtirazda bulunuyorsun. Milletin teknik bir içeri giriyor, hakeme sövüyor, bilmem ne yapıyor. Yan hakem geliyor. Özür dilerim beyefendi. Şöyle şöyle olması lazım diye el pençe divan dururken sen itiraz ediyorsun bu pozisyona nasıl ve faul vermesin diye. Çat kırmızı kart atılıyorsun. İki kez yaşıyorsun bunu. Ömründe yemediğin kırmızı kartı iki, iki defa Türkiye'de yiyorsun. Hataların elbette var. Ama ben Jesus'un hatada ısrar etmemesine bayıldım. Yani <laughs> bakın arkadaşlar bu psikolojiyi kolay kolay kimse kaldıramaz. En iyi stoperlerden birisi sakatlanıyor. Sarıkat şey, e, cezası oynatamıyorsun. Serdara oynatsan yumurtlama ihtimali var. Ağrıları sızıları var. Oynatamıyorsun Gustavo oynatıyorsun. Gustavo oynattığı zaman yavaş kalıyor ama bu riske giriyorsun. Orvet'in sakatlanıyor. Öbürü formsuz, mecburen haftalardır hatta aylar boyunca sakat olan ve yine formsuz olan öbür forvet oynatıyorsun, oynatıyorsun ki belki bir şey yapar, kıpırdanır diye. Onun yerine öbürünü alıyorsun, o da sakatlanıyor. Ya böyle bir şans. Diyorlar ki Fenerbahçe'nin hücum attı zayıf ya da kötü ya da beceriksiz. Ben şunu çok merak ediyorum. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan takım Fenerbahçe 61 kez. En fazla gol beklentisine giren taraf 52.89 ve net gol pozisyonu oluşturan takım 81 kez. Bu da Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliğini gösteriyor. Hocam 81 kez girmişiz ama 61 atmışız. Bak beceriksiz bizim forvetler diyemezsiniz. Birincisi hepsini forvetler atmadı. İkincisi de senin daha çok pozisyona girmen önemli. Hocam ligde en fazla penaltı kazanan takım bizmişiz. Alın burada yatıyor işte istatistik. Alın burada yatıyor. En fazla net gol pozisyonuna girmiş takımsın. 81 kez. Yani en çok gol beklentisine sahip takımsın. En çok gol atın takımsın. Arkadaşlar bakın Erol Bulut'ta e, Aykut Kocaman'da bu takım defansif oynadı. Kontra ataklarla gol atmaya çalıştı. Orada niye konuşulmadı? Orada niye çok penaltı kazanamıyorduk? Çıkamıyorduk ki. Bakın kontra atak. Anadolu takımları niye daha az penaltı yak yakalar biliyor musunuz? Anadolu takımları bekler, üstüne çeker kontra atağa çıkar. Kontra ataklarda da Anadolu takımları kolay kolay penaltı pozisyonuna giremezler ki. Yerleşik düzende pas oyununda, istasyonlarda e, ya da hani e, ne diyeyim buna anlaşılır şekilde konuşmak istiyorum arkadaşlar. Oyunu sahaya yerleşiyorsun. Paslarla bir şekilde çıkıp savunmayı orta sahaya geçip Forvet'te paslarla pozisyona girmeye çalışan takımlar daha çok penaltı yakalar. Bir de tabii daha ofansif olan takımlar. Fenerbahçe'deki risklere bakın. Orada 7 maçtan 6 galibiyet elde ettik ya. O maçlar Gaziantep'i 2-1 yenmek deplasmanda. Ümraniye'yi deplasmanda 2-1 yenmek. Kasımpaşa'yı 5-1 yenmek. Adana Demirbaşı 1-1 beraber ancak ne şekilde olduğunu biliyorsunuz. Konyaspor'u 4-0. Kayseri Sporu deplasmanda 2-1. Alanya Sporu deplasmanda 3-1 yenmek. Yani 1 Gaziantep, 2 Ümraniye, 3 Adana, 4 Kayseri, 5 Alanya. 5 deplasmandan 4 galibiyet bir beraberlik çıkartmak ki Adana Demir maçı da zaten hakkı olanı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın konuşabileceğimiz çok fazla detay var. Ben maçın istatistiklerini konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi nasıl istatistikler? Allah aşkına bunları hiç duydunuz mu? İlk söyleyeceğim Alanya, ikinci söyleyeceğim Fenerbahçe. Topla oynama %29, %71. Toplam şut 4, 14. İsabetli şut 2, 5. Kaleyi bulmayan şut 1, 7. Engellenen şut 1, 2. Açık ara Fenerbahçe. Toplu oynamada, şutlarda, şurada, burada hepsinde üstün. Köşe vuruşu 1, 7. Offside 2, 4. Fauller 10, 7. Fenerbahçe maç boyunca sadece 2, 7 faul yapmış. Sadece. Sadece 7 faul. A Osayink'inin sertlik dozajı yüksek. Valencia itirazdan sarı kart yedi. 2 sarı kart. Rakipte Furkan'ın yemediği sadece 5 tane sarı kart var. Hocam on tane faul yapmış işte hepsini vermedi ki. Verdiğinde de sarı vermedi. Büyük şanslar. Alanya'nın bir, Fenerbahçe'nin 4. Kaçan büyük şanslar. Alanya'nın 0, yani yakaladığını attı diyor. Fenerbahçe'nin 2. 2 tane de büyük fırsat kaçırdı diyor. Ki Valencia'yla hem ilk yarıda hem ikinci yarıda kaçan net fırsatlar vardı. Kontra atak Alanya 1 e 0. Kontra atak şutu 1'e 0. Yani Alanya Spor bir kez kontraya çıkabilmiş. Fenerbahçe'nin aslında orta sahada daha dirençli olmasından kaynaklanıyor. Ceza sahası içinden şut. Bak bu çok enteresan. Alanya'nın 3, Fenerbahçe'nin 9. Ceza sahası dışından şut. Alanya'nın 1, Fenerbahçe'nin 5. Kaleci kurtarışları 2'ye 1. Yani Alanya kalecisi 2 kez kurtarmış. Fenerbahçe kalecisi 1 kez kurtarmış. Pas sayıları. Bakın isabetli pas sayıları. Çok dikkat. 178'e 567. Yani hemen hemen 3 katı isabetli pas. Uzun top başarısı 68'de 25. %38 Alanya Spor'un. 50'de 34. %68 Fenerbahçe'nin yine hemen hemen iki katından daha fazla bir uzun pas başarısı. 7 ortada 2 isabet bulan Alanya Spor ki bir tanesi golle sonuçlandı zaten. Yani açtığı 7 ortaya değer. 19 ortada 5 gol bulan şey 5 isabet bulan Fenerbahçe. Top sürme girişimi 10'da 6 Alanya Spor. Yani 10 kez deneyip 6 kez başarmışlar. 35'te 19 Fenerbahçe. Top kaybı 125 Alanya, 143 Fenerbahçe. Bakın top kaybı sayısı çok fazla. Bu aslında stresle alakalı. Fenerbahçe'nin üstünde yoğun bir stres vardı. Kazanılan ikili mücadele 46'ya 54. Kazanılan hava topu 7'ye 13. Top çalma 26 Alanya, 12 Fenerbahçe. Pas 7 Alanya, 5 Fenerbahçe. Uzaklaştırma 26'ya 3. Yani 26 kez topu uzaklaştırmış Alanya Spor. Fenerbahçe 3 kez. Bu Alanya Spor'un hani Fenerbahçe'ye karşı e, baskısını da presini de her şeyinde gösterir bir netice. Şimdi maçın puanlamasına gelelim. Bana kalırsa rakibin en iyi ismi rakibin bana kalırsa en iyi ismi Zinedin Ferhat'tı. Çünkü 25 dakika oynadı. 17-11 pas isabet ediyor. 6 tane pas hatası var. 1'de bir top sürme girişimi 2'de 2 kazanılan İkili mücadele. Hava topu 1'de 0. Ee, bir kez topu uzaklaştırmış. Bir kez de top çalmış. Ama baktığınız zaman kıpır kıpır bir isimdi. Oğuz Aydın 81'de girdi. 6.6 aldı diyor. 9 puan yani 9 dakika oynamış. 1'de 1 top sürme girişimi. 3'de 1 pas isabeti. 1'de 0 orta. 1'de 1 ikili mücadele. 4 top kaybı diyor. Buna nasıl 6.6 verdiler? O da ayrı bir olay. Rakibin forveti Coloris. Hani bize gol atan isim. 89 dakika bir gol. Bir isabetli şut. Kaleyi bulmayan da bir şutu var. 3'te 1 top sürme girişimi. 22'de 17 pas isabeti. 7'de 3 ikili mücadele kazanma. 4'te 1 hava topu kazanma. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Mesela Caio Pedro. Bence kötülerden biriydi. 45 dakika. 1'de 0 top sürme girişimi. 9 kez topla buluşmuş. 6'da 6 pas isabeti. Uzun top isabeti 1'de 1. Kazanan ikili mücadele 1'de 0. Top kaybı 3. 6.4 vermişler. 3 bile vermem ben. Açık söyleyeyim. Kendi futbolcumda olsa doğruya doğru. 3 bile vermiyorum. Diego Rossi. Eleştirilerin odağındaki isim. 90 dakika. 50'de 46 pas isabeti. Yani 4 hata var. Orta isabeti 6'da 1. Önemli pas 1. Hocam 6'da 1 orta açmış. Ya uzun boylu adamın yok ki senin. Yani 6'da 1 normal. Zaten rakip 7'de 2 isabetten oynuyor. Maç boyu. E, kaleyi bulmayan şutu 1. 3'te 3 top sürme girişimi. Yani topu kanattan güzel taşımış. 6'da 4 ikili mücadele kazanma. Sorsam fiziği kötü. Top kaybı 12. Kendisine e, bir kez offside'a düşmüş. Bir top çalma bir geriye koşu Bir de iptal edilen tertemiz golü var. Zaten golü sayılsa 10 verirlerdi. Golü sayılmamış. 7 vermişler. Ben 8 veriyorum. Aslında 8.5'dan 9'a da yuvarlayabilirim ama o beklediğim kritik hareketleri tam yapmadı. İrfancan Kahveci çok tepki aldı. 45 dakika. 22'de 20 pas isabeti, 2 tane hatası var. Orta isabeti 4'te 3, hatta 5'te 4 olması lazım ki o da asist olacaktı. Yani bir asist 5'te 4 orta isabeti olması gereken hakkaniyetli bir şekilde. 23'te 21 pas isabeti. 2 de 0 uzun top diyor orta sayıldığı için yine oradan sayılmazdı. Ee, bir kez fırsat oluşturmuş. Oluşturulan fırsat 1 diyor. Bu 2 olacaktı. Top sürme girişimi 3'te 0. Bak. Yani Ferdi'ye koridor açma görevini bahsetmiştim. Kazanılan ikili mücadele 5'te 1. Zaten bunlar kötü bak. Top kaybı 9. Bir kez faul yapmış, bir kez offside'a düşmüş, bir de top çalması var. 6.7 ideal. Yani yuvarlama 7 ideal İrfan'ın bu performansı için. Arao 6.9 oynarken çıkarıldı. 39'da 35 pas başarısı 45 dakika. 2'de 1 orta isabeti, 3'de 2 uzun top isabeti. İkili mücadele 2'de 2. Hava topu 2'de 0. Top çalma 2. Ama Arao orada İsmail Yüksek'in muhteşem performans sonrası çıkartılmak zorunda kaldı. Ve İsmail Yüksek'e kaç vermişler biliyor musunuz? 6.5 90 dakika oynuyor çocuk. 81'de 73 pas isabeti. 7'de 4 uzun top isabeti. Engellenen şut 1. Top sürme girişimi 5'de 4. Kazanılan ikili mücadele 18'de 6. Yalnız bir daha söylüyorum. Orada tek başına iki kişilik iş yaptığı için normal. Kazanılan hava topu 2'de 2. 4 faul yapmış maç boyu. 1 pas arası. 2 top çalma. 2 geriye koşu. Bence 10 üzerinden 10'luk top oynadı. O sayının penaltısı öncesinde de attığı muhteşem pas var. Ben 10 veriyorum İsmail'e. Ne derseniz deyin. Ferdi Kadıoğlu'na 7.2 vermişler. Bak şimdi Ferdi'yi de dinleyin. 90 dakika bir uzaklaştırma, bir top çalma, 9'da 7 ikili mücadele kazanma. Kendisine iki kez faul yapılmış. 94'te 84 pas isabeti, bir de sıfır orta isabeti, uzun top isabeti 10'da 8. Aleyi bulmayan bir şutu var. Top sürme girişimi 6'da 4. Vicdansız nasıl 7.2 verdi size. Direkt 10. Ferdi'ye de ben 10 veriyorum. Ben Ferdi'ye de 10 veriyorum. Gustavo Henrique 7.3. Bakın. size en çok şaşırtacak istatistik. İnanmayacaksınız bir de siz araştırıp bakacaksınız. Eminim. 90 dakika bir asist. 2 uzaklaştırma. Bir pas arası. Bir top çalma. 1'de 1 ikili mücadele kazanma. 2'de 2 hava topu kazanma. 83'te 75 pas isabeti, 2 önemli pas, 9'da 7 uzun top başarısı, 1 kaleyi bulmayan şut. Yani ben Gustavo Henrique'ye 9 vereceğim ama tepki gösterirsiniz diye korkuyorum. Bak aksine Samet Akaydın. O da 90 dakika. 2 pas arası, 1 top çalma, 1 geriye koşu, 5'te 1 ikili mücadele kazanma. Kazanan ama topu 4'te 2. Bir faul yapmış maç boyu. 97'de 84 pas isabeti. 13 tane hata var. 3'te 0 uzun top isabeti. Bir önemli pas. Samet'te 6.4 az olur ama bir 7, 7 verebilirim. 7.5'tan 8'e çıkmaz. Çünkü çok önemli bir hata yaptı 90'da. Perdi kapattı. Osterwol 17 dakika oynadı. Garibim sakatlandı. Yani 9'da 8 pas isabetiyle falan oynuyordu ama sakatlık geçirdi. Altay Bayındır. 90 dakika kurtarış 1, yüksekten top alma 1, ceza sahası içinden atılan şut kurtarış 1, 16'da 14 isabetli pas ki 2 tanesi uzun topta hata. Ben 6'ya da 8 veriyorum oyuna sonradan girenler. Maçın bence net olarak kahraman, bu arada Valencia'yı vermediğimin farkındayım. Maçın net kahramanı Emre Mor 45 dakika 1 gol, 25'te 18 pas isabeti bakın 7 pas hatası var. Anladınız mı Emre Mor'u niye 90 dakika oynatmıyor? Çünkü çok pas hatası yapıyor. Bunun dönüşü sıkıntı oluyor. Ama oyunu rakip alana yığdığın zaman yaptığı pas hatası bir şekilde toparlıyorsun. İki önemli pas. Ki Valencia bir tanesini asisti değerlendiremedi. Orta isabeti 1'de 0, uzun top isabeti 1'de 1, oluşturulan fırsat Bir isabetli şut 2, kaleyi bulmayan şut 1, 5'te 4 top sürme girişimi. Yani Rossi'den beklenileni Emre Mor yapıyor. 5'te 4. Kazanılan ikili mücadele 7'de 6. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Maçı izlemesem. Birisi bana Emre Mor 45 dakika oynadı. 7'de 6 ikili mücadele kazandı dese inanmam. Kesinlikle inanmam. O fizik yok onda derim. Ama 7'de 6. Kendisine iki kez faul yapılmış. Bir engellenen şut bir de pas arası. Bence 10 üzerinden kesinlikle 10'luk bir oyun. O sayı 6.8. O sayıda 73 dakika oynadı. 43'te 41 pas isabeti. 2 hata var sadece. Uzun top isabeti 1'de 1. 4'te 2 top sürme girişimi başarılı diyor. 2 tane başarısız top sürme girişimi var. Bir kez penaltı kazandırma. 11'de 5 ikili mücadele kazanma. 1'de 1 hava topu. 1 faul yapmış kendisine 2 faul yapmış. 1 top çalma 2 geriye koşu. 8.5'dan 9 o sayıya veriyorum. Lights. 45 dakika 38 32 pas hesabı 1'de 0 orta önemli pas 1 2'de 2 uzun top top sürme girişimi 2'de bir kazanılan ikili mücadele 2'de bir kazanılan hava topu 3'te 2 azsın e, savunma yönü biraz zayıf gibi ama ofansif yönde en azından rakip gelmediği için de mecbur bu istatistikleri yapacak 8 veriyorum. Serdar Dursun'u puanlamak istemiyorum. Joshua King 46'da girdi. 33 dakika sonra geri çıktı. 2'de 0 top sürme girişimi. 9'da 9 pas isabeti. 2'de 0 orta. 4'te 2 ikili mücadele kazanma. 2 2'de top çalma vardı. Arasında 7-8'lik oynuyordu ama çıktı. Sevdar Dursun 12 dakika. 4'te 2 pas isabeti. 1'de 0 hava topu. 2 top kaybı. Ve Valencia'yı da konuşalım. Valencia 90 dakika. 2 gol. 3 isabetli şut. 3 isabetli şut bir tanesi şey yani ilk yerde kaçırdı Rossi ortaladı ceza sahası için sağ çaprazdan vurdu kalecinin çıkarttığı ee, İkisi de zaten gol kaleyi bulmayan şut 2 bir tanesi mesela Emre Borupas'ın pasında kaçırdığı net pozisyon engellenen şut 1 top sürme girişimi 4'te 1 kazanılan penaltı 1 kaçan büyük fırsat 2 28'de 20 pas isabeti, 8 isabetsiz pas. Orta isabeti 2'de 0, uzun top isabeti 2'de 2, kazanılan ikili mücadele 9'da 5. Kazanılan hava topu 5'te 4. Kendisine 4 kez faul yapılmış, 2 kez ofsayta düşmüş. 7.8'ü ben de Valencia'ya 10 veriyorum bu maçta. Yani bu maçtan çıkarmamız gereken çok fazla ders vardı. Furkan Bayır 90 dakika bir sarı kart sadece. Uzaklaştırma 6, engellenen şut 1, pas arası 1, top çalma 2, neden olunan penaltı 1, kazanan ikili mücadele 5'te 2, top kaybı 5, faul 3 kez faul yapmış diyor. Ne 3'ü ne 4'ü. Yani 5'te 1 uzun top isabeti, isabeti şut 1 diyor. Umut Güneş 90 dakika alıcı gözden izleyin dedim. 18'de 13 pas isabeti, 1 önemli pas, 1'de 1 orta, 2, 4'te 2 uzun top. 7'de 5 ikili mücadele kazanma, 2'de 0 hava topu, 5 top kaybı, 1 faul, 1 de kendine yapılmış. 1 uzaklaştırma, 4 top çalma, 1 geriye koşu. Bir <laughs> de Yusuf Özdemir. 90 dakika. 4 uzaklaştırma, 1 engellenen şut, 3 top çalma, 2 geriye koşu, 8'de 4 ikili mücadele kazanma. 26'da 20 pas isabeti, 4'te 1 uzun top, 1'de 0 orta, engellenen şut 1. Yani Yusuf sınıfı geçemedi. Furkan da geçemedi. Umut da hiç de topu oynadı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Haklı bir galibiyet elde ettik. Maçın puanlaması bu şekildeydi. Tabii ki Jesus'u eleştirmek haddimize değil. Ama kendinizi Jesus'un yerine koyup düşünün istedim. Yani biz eleştiriyoruz. Hani Arda niye yok, o niye yok, bu niye yok, şu niye yok. Ama adamın yapmış olduğu bir olay var. Bakın birileri Jesus'un bu performansından sonra taktiklerini ortaya dökmeye çalıştı ama biz bunları taktiklerini çok iyi biliyoruz. Yani ne yazılıp çizildiyse tek yerden operasyona start verdi birileri. Yani resmi açıklama, medya uzantılarla, trolleri, hakem eskileri ve Fenerbahçe'nin şu anda dimdik olması lazım. Takımına, taraftarına, teknik direktörüne destek olması lazım. Yani yani ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz dedikten 16 dakika sonra 21 Mart Salı günü e, basın açıklaması yapacağız deme duruşu. Bakalım bu sefer kimden bilecekler? Bu sefer kime iftira atacaklar? Kime ne diyecektir? Yani kazanınca konsantrasyon Kaybedince federasyon, federasyon bilmem ne yaparsın. Yani çok enteresan bir şey var arkadaşlar ee, ve Fenerbahçe'nin kazanması inanın birilerini çok ama çok korkutuyor. Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Yani Offside tımsıyla rezil olanlar, kaybederken lig kirlendi diyenler, ligi bitirtmeyiz diyenler, sonra geri vites yapanlar. Yani kırmızı kart istediği pozisyonu sadece bir açıdan verdirtenler, algı çığırtkanlığı yapanlar. Laf da var, ortada yok diye bir ağıt, zılgıt. Ya adalet herkes için adalettir. Eğer seni kolluyorsa bu adalet, bu adalet değildir. Yine algı peşinde birileri. Hala 14 maç kazandı şu bu şeyi. Fenerbahçe taraftar da nelerin peşinde. Uzun lafın kısası sevgili Fenerbahçeliler. iyi bir teknik direktörümüz var. Çok iyi bir kadromuz var. Savaşan, elinden geleni yapan, yüreğini ortaya koyan bir takımımız var. Kadromuz var, teknik direktörümüz var. Ne olur destek olun. Bakın yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu anda o kadar büyük bir korku saldık ki. Ulan hani 8'de kapanır 18'de dedikleri zaman arkalarında hangi e, güç mü diyeyim? Hangi yapı mı diyeyim? Hani geçmişte faydalanmışlar ya. Galatasaray yöneticisi itiraf etti. Bir yapı var. Biz de ondan faydalandık. Böyle şampiyon yapıldık mı falan filan bir şeyler demişti. Hani hangi yapı var arkalarında? Hangi güç var? Ona rağmen Fenerbahçe'den korkma başladı. Tir tir titreme başladı. yani Olmadık şeylerle olmadık argümanlarla ortalık ısıştırılmaya başlandı. Ama şundan eminim. Fenerbahçe'nin teknik direktörü iyi bir teknik Evet, bazen inadı tutuyor. Evet, bazen hani ukalalığı tutuyor. Evet, dediğim dedik çaldığım düdük diyor. Kabul. Ama Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyor. Adam ne söylüyorsa doğruyu söylüyor ve başına gelenler malum. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, şu notumu da söyleyeceğim. Napoli 3.5 milyon euro yıllık ücreti reddeden Insigne'yi gönderiyor. 1,5 milyon euroya imza atan Kıvara'yı alıyor. 6 milyon euro kazanan Kolibali'yi gönderirken 2,5 milyon euroya Kim Minji'ye yıllık ücret verip alıyor. Raspadori ve Simeone'nin maaş toplamı Mertens'in maaşından azmış. Yani Napoli'den aldığı maaştan. Ve John Tilo, Laurentis, Martes, Masterclass falan filan diye buraya da belirtmişler. Yani Napoli bir yapılanmaya gidiyor senenin başında. Ve şu anda şampiyonluğa doğru depar atıyor. Burada yüksek ücretlilere gönderip düşük ücrete aynı işi yapan isimleri kadroya katıyor ve kaliteyi arttırıyor. Bunu Fenerbahçe'de birkaç yıldır yapıyor. Fenerbahçe bunu yaparken diyorsunuz ki ille yıldız isteriz, ille yıldız isteriz. Ben şimdi size soruyorum. Böyle bir düzende yıldızlarla mı şampiyon olursunuz? Ekonomik olarak çok iyi bir şekilde olup arkanıza dünyaları alıp mı şampiyon olursunuz? İkinci söylediğim. Senin arkanda Jesus var. Jesus'un konuşması Avrupa'da yankı uyandırıyor. Bir kere Jesus'un burada sahada oynanılmıyor sözleri Avrupa'da yankı bulmuşken hakemler sağ olsun desteklediler. Bakın burada, burada sahada oynanılmıyor. Burada böyle ayak oyunları oluyor diye dünyaya rezil ettiler. Şimdi Jesus çıksa herhangi bir Portekiz kanalı dese ki bakın haksız mıymışım dese adamlar ne diyecek? Türk futbolunu yeterince aşağı çektiniz yetmez mi? Ne olur şu Türk futbolundaki kirli yapıları temizleyin. Fenerbahçe taraftarı siz de takımınıza, taraftarınıza, armanıza, formanıza, futbolcunuza sahip çıkın. Çünkü gün birlik günüdür. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.